5. tablet Ormana gözlerini dikip baktılar. Katranların yüksekliğine şaştılar. Ormana girilen yola şaştılar. Humbaba'nın geçtiği yerde bir ayak izi vardı. Yollar iyi bir durumdaydı. Büyük yol güzel yapılmıştı. Onlar Katran Ağacı Dağı'nı görüyor, tanrıların oturduğu yeri, Irnina'nın yüksek tapınağını bu dağın önünde bir katran ağacı vardı. Pek gürdü, gölgesi çok hoştu, sevinçle doluydu. Çalılar birbirine girmişti. Büyük ormanın ağaçları da birbirine girmişti. Kiit Hunbaba'yı beklediler, ama o gelmedi. Engido ağzını açıp kılgamışa dedi, Humbaba'nın izini böyle bulabilir miyiz? Bırak birbiri arkasına düşler görelim. Düşler üç kez görülmeli. Engidu, ağzını açıp kılgamışa dedi, düşün beni çok sevindirdi. Akşam dinlenmesine gitmek için birbirleriyle sözleştiler. Gece yarısı onun uykusu kaçtı, düşünü Engidu'ya anlattı, arkadaş, nasıl? Sen beni uykumdan ne diye tedirgin ettin? Ben niçin uyanım? Engidu, arkadaş, ben bir düş gördüm. Sen beni uykumdan tedirgin ettin. Ben niçin uyanım? Birinci düşümün üstüne, ikinci düşüm göründü, derin dağ diplerinde duruyorduk, hemen dağ devrildi. Beni yere yıktı. Dağ ayaklarımı yakaladı ve onları bırakmadı. Biz onun karşısında küçük saz sinekleri gibi kaldık. Öyle aydınlıktı ki. Bana bir adam göründü. Ülkede en güzel oydu. Pek güzeldi. O beni dağın altından çekti, bana su içirdi. Yüreğim ferahladı. Ayaklarımı yere değdirdi. Hırda doğan Engidu, arkadaşına dedi, Engidu düşüyordu. Arkadaş, düşün güzeldir, pek iyi bir düştür. Arkadaş, gördüğün dağ humbabadır. Humbabayı yakalayacağız, onu öldüreceğiz ve ölüsünü dışarı tarlaya atacağız. Yarın her şey sona erecek, iki kez yirmi saatten sonra hafif bir yemek yediler. İki kez otuz saatten sonra kendilerini dinlenmeye çektiler. Şamaşın önünde bir kuyu kazdılar. Ancak gılgamış, dağ tırmandı ve ince ununu da serpti. Da. Engidu için bana bir düş getir. Ona Engidu'ya da bir işarette bulun. Da. Engidu için ona bir düş getirdi. Ha Engidu'ya da bir işarette bulundu. Pek soğuk bir yer esti, bir fırtına gelip geçti. Fırtına gılgamışı uyuttu. Gılgamış uyurken dağların yamaçlarında biten buğdaylar gibi bir yana devrildi ve Gılgamış'ın çenesi baldırına dayandı. İnsanlara gevşeklik veren uyku onun üstüne düştü. Uyandığı uykuyu bırakıp yukarı yürüdü, arkadaşına dedi, arkadaş, beni çağırmadın mı? Niçin uyandım? Sen beni sarsmadın mı? Niçin korktum? Buradan bir tanrı geçmedi mi? Organlarım niçin titredi? Arkadaş, üçüncü bir düş gördüm ve gördüğüm düş çok ürkütücüydü. Gök haykırdı, yeryüzü gürledi. Hava dinginleşti, karanlık çöktü. Bir yıldırım düştü. Bir yangın yükseldi. Duman koyulaştı. Ölüm yağdı yan köz oldu, ateş söndü ve yukarıdan aşağı dökülen küle döndü. Aşağı gel, tarlada konuşabiliriz. Orada Engidu, onun kendisine anlattığı düşü duyunca Gılgamış'a dedi, o, eliyle baltayı yakaladı. Bir tane de nacakları vardı, Engidu onu eline aldı ve katranları devirdi, ama Humbaba gürültüyü duyunca öfkelendi, kimdir o, dağlarımın çocukları olan ağaçların ırzına geçen. Kimdir o, katranı deviren? Bunun, üzerine göksel şamaş, gökten onlara seslendi, ileri gidin, korkmayın. Ve ondan sel gibi gözyaşları boşandı. Gılgamış göksel şamaşa dedi, ancak ben, göksel şamaşa başlayıyorum. Benim için gösterilen yoldan yürüdüm. Göksel Şamaş, Gılgamış'ın yalvarmasını dinledi ve Humbaba'nın önüne büyük fırtınalar çıkardı, büyük fırtına, Poyraz, Kasırga, Kum Fırtınası, Bora Fırtınası, Kırağı Fırtınası, Rüzgar, Çam Fırtınası. Ona karşı sekiz fırtına kalktı ve bunlar Humbaba'nın gözlerine savruldu. İleri gidemedi, geri dönmedi. Humbaba savaştan vazgeçti. Bunun üzerine Humbaba, Gılgamış'a seslendi, Gılgamış, beni bırakmalısın. Sen benim efendim olmalısın, ben senin kölen olmalıyım. Ben sana dağlarımın çocukları olan açları devireyim ve onlardan senin için evler yapayım Engidu, Gılgamış'a dedi, Humbaba'nın dediklerini dinleme. Humbaba'yı öldürmelisin. Gılgamış, Humbaba'nın kesilen başını sıra dikti.